Uykudan Önce başlıyor. Final Kültür Sanat Yayınları'nın desteğiyle Uykudan Önce de bugün yazar Esra Ercan Bilgiç'in yazdığı Ispanaklı Yumurta. Güzel güneşli bir günde küçükten büyüğe Fadiş, Fadik, Fatma, Fadime, Fatoş salı pazarından dönüyorlar evlerine. Anneleri Fatıma ileride, şaşkın köpek Fato peşlerinde. Körpecik, taptaze ıspanak dolu sepetler ellerinde. Fatıma pek temiz, pek titiz, güç beğenir biraz. Her konuda kılı kırk yarmasa olmaz. Hadi bakalım diyor, yumurtalar folluktan toplansın. Ispanaklar titizlikle yıkansın. Soğanlar itinayla doğransın. Çalışıyorlar neşeyle. Büyükten küçüğe Fatoş, Fadime, Fatma, Fadik, Fadiş. Buyurun ıspanaklı yumurta. Tam kıvamında pişmiş. Nefis yemeğin kokusu yayılıyor tüm eve. Tam iştahla hazırlanırken silip süpürmeye. Durun, durun, durun diyor Fadiş. En küçüğü beş kız kardeşin. Akıllı, uyanık, bakışları cin mi cin? Fadiş'e göre ıspanaklı yumurtanın böylesi görülmemiş. Bu eserin layığı onu piknikte yemekmiş. Kıpır kıpır kıpırdayan, kabına sığmayan Fadik. Eli ayağına çabuk, atik, çevik. Öyleyse diyor, acele edelim. Gidip derenin kenarına örtümüzü serelim. Ortada al yanaklı, gürbüz mü gürbüz Fatma. Önde anneleri Fatıma, şaşkın Fato en arkada. Bir de ne görsünler dereye vardıklarında? Sular çekilmiş, toprak çatlamış, balık desen hiç mi hiç kalmamış. Haykırıyor Fadime, eyvahlar olsun aman, akmaz olmuş sular dağların yamacından. Yeraltı sularının yolu değişmiş bir bir, kurulan üç barajla yıpranmış dereyi besleyen nehir. Peh, bundan sonra ne yapsak boş, bir ağaç gölgesi bulsaydık bari, olmaz mıydı hoş? Ayırmayız çınar, palamut, çitlambik. Yeter ki yapalım ıspanaklı yumurtalı piknik. Akıllarında ıspanaklı yumurta, bir de kuruyan dere. Düşüyorlar aç bir ilaç korunun yoluna. Ama o da ne? Kestane, muşmula, ayva, erik, köknar, iğde, ıhlamur, hurma, hepsi tarumar. Haykırıyor Fadik, eyvahlar olsun aman. Gerisin geri dönmek düşecek bize anlaşılan. Korunun yerine binalar dikilecekmiş. Etrafına duvar örülüp telle çevrilecekmiş. Söyleniyor Fatoş. Peh, bundan sonra ne yapsak boş. Parka gitseydik bari, olmaz mıydı hoş? Zil çalıyor karnımız. Bittik, tükendik. Parkta yiyip içerdik. Çimlik, çimenlik. Akıllarında ıspanaklı yumurta, bir de dere ile koru. Fato'nun peşine düşüyorlar. Yorulmuşlar enikonu. Nihayet varınca parkın girişine, şaşa kalıyorlar analı kızlı yedisinden yetmişine. Haykırıyor Fatma, eyvahlar olsun aman. Yerler esiyor yerinde, eser kalmamış parktan. Yeni yapılacak yol buradan geçecekmiş. Yolun bir ucu da bostanı kesecekmiş. Tam diyecekken Fatoş, peh bundan sonra ne yapsak boş, durup düşünüyor. Bostanı korusaydık bari, olmaz mıydı hoş? Görünce başına geleni derenin, korunun, parkın, kalır mı akılda piknik, lafı mı olur ıspanaklı yumurtanın? Unutmayıp kuruyan dereyi, bir de koruyu, bir de parkın sonunu, titrer oldu bizimkiler bostanın üzerine, destek çıktı konu komşu. Eş, dost, mahalleli, kızlı erkekli, çoluklu çocuklu kurtardılar bostanı, yitirmişken herkes umudunu. Şimdi yine öyle güzel, güneşli bir günde Fatma, Fadiş, Fatoş, Fadik, Fadime bostandan dönüyorlar sevinçle, neşeyle. Kıkır kıkır gülüyorlar, ıspanaklı yumurtayı indirmişler mideye. Fıkır fıkır oynuyorlar, şaşkın Fato peşlerinde.